bebekte önerilen tarama testleri bir tanesi topuktan alınan bir kanla bakılan testler. Burada baktığımız tiroidle ilgili TSH dediğimiz bir test. Tiroid bezinin yetersiz çalışması halinde zekayı da ve vücut gelişimini etkileyen hipotiroidi dediğimiz bir hastalık ortaya çıkabiliyor. Onu araştırmak için yapılan bir test. Ayrıca yine zekayı etkileyebilen birkaç metabolik hastalık var. Fenilketonuri gibi. Bunlar da yine topuktan alınan UKAM'da bakılabiliyor. Asıl önerilen zaman doğumdan sonraki 3. gün ve ila 7. günler arası. Ancak Sağlık Bakanlığı doğumdan sonraki 24 saatte tüm hastanelerde bir kez UKAM'ın alınmasını ve 3. günden sonra tekrarlanmasını öneriyor. Diğer bir test işitme testi. Bu da işitmenin işitme kayıplarının erken saptanması halinde bebeğin gelişiminin normale yakın olduğu bilindiği için erken saptanmasına yönelik doğumdan sonraki ilk bir ay içinde işitme testinin yapılması öneriliyor. Yine ailesel bazı hastalıklarda, yüksek derecede sarılık olanlarda ya da menenjit gibi enfeksiyon geçirilenlerde yine işitme kayıpları olabiliyor. Bunların erken saptanmasına yönelik bir test. Görme testi de yine doğumdan hemen sonra bebekteki kırmızı refle dediğimiz basit bir testle bebeğin görüp görmediğine kısaca bakılabiliyor. Bazen doğumsal kataraklar ya da retinada bazı oluşumlar olabiliyor. Bunlar fark edilebiliyor. Bebekte 3. aya kadar bazen gözde kaymalar olabiliyor. Tam net göremediği için 1. aydan sonra görme netleşmeye başlıyor. Eğer belirgin bir kayma hissediyorsak erken dönemde de bebeği göz doktoruna göndermeyi öneriyoruz. Bebeklerde ayrıca kalça çıkığı taraması da önerilen bir test. Muayene sırasında bazı bulgular bize ipucu verebiliyor. Fakat kesin emin olmak için kalça ultrasonuyla bunu doğruluyoruz. Özellikle makatla gelen bebeklerde, makat geliş doğumlarında, ailede kalça çıkığı öyküsü olanlarda ve kız bebeklerde risk biraz daha fazla. Doğumdan sonraki aylarda özellikle ilk 3 ay içinde bu testin yapılması da öneriliyor.